RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı bir haber bülteniyle daha sizlerle birlikteyiz. Gün içinden olayları aktarmaya devam ediyoruz. Değerli izleyiciler, 2016 yılı 1. Koordinasyon Kurulu toplantısı Erzincan Valisi Süleyman Kahraman'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda 2015 yılında il genelinde 221 proje uygulandığı ve 2.8 milyar lira tutarında yatırım yapıldığı belirtildi. 2016 yılı 1. Koordinasyon Kurulu toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı. Erzincan Valisi Süleyman Kahraman'ın başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Sarak ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, 2015 yılında Erzincan'da 221 proje uygulandığını ve bu projelerin toplam bedelinin 2.8 milyar lira olduğunu açıkladı. Projelerin bedelleri toplamı 2.8 milyar TL olup, yıl içerisinde 338.5 milyon TL harcanarak %91 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2015 yılını önemli projelere göre değerlendirdiğimizde şöyle diyelim, karayollarında Sansa Boğazı'ndaki tüneller, terminal kavşağı, Ergan Kayak Merkezi yolu, Otlukbeyli yolu tamamlanarak hizmete açılmıştır. Eğitim sektöründe Erzincan Üniversitesi yemekhane ve sosyal tesisleriyle 1500 kişilik kapalı spor salonu hizmete açılmıştır. Açık spor salonu tesisleri, kongre ve kültür merkezi, tıp fakültesi, eğitim ek binası ve morfoloji binasının yapımı devam etmektedir. Rektörlük hizmet binası ihale aşamasındadır. Yurtkur 500 öğrencilik yüksek öğrenim yurdunun yapımı devam etmektedir. Milli Eğitim yatırımlarından Çayırlı 16 derslikli Anadolu Lisesi tamamlanmıştır. Demirkent çok amaçlı spor salonu ve Üzümlü Gençlik Merkezi'nin projeleri hazırlıkları devam etmektedir. Sağlık sektöründe 500 yataklı Refahiye ve Tercan devlet hastaneleri ile 10 yataklı ilçe hastanesi tamamlanmıştır. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 165 yataklı ek binasının proje çalışmaları devam etmektedir. Kebah 10 yataklı Entegre İlçe Hastanesi %85 seviyesinde devam etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü 2015 yılı içerisinde 60 kişi kapasiteli Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açılmıştır. TOKİ tarafından bugüne kadar inşa edilen konut sayısı 10.528 adede. Proje bedelleri yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaşmıştır. Tarım sektöründe Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası proje tutarı 69 milyon TL olup bina inşaatı tamamlanmıştır. Tesisin 2016 yılı ikinci yarısında hizmete açılması öngörülmektedir. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Erzincan Valiliği ve Üzümlü Belediyesi tarafından Ahıskalı aileler ile yemek programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun koordinasyonunda Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek ilimizin Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri için düzenlenen buluşma programına Erzincan AK Parti milletvekilleri Sabahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Vali Süleyman Kahraman, eşi Muhsine Kahraman, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Üzümlü İlçe Kaymakamı Fatih Acar, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, protokol mensupları ile Ahıskalı aileler katıldı. Programda konuşan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyaddin Kassanov, Ahıska Türklerine gösterilen ilgiden dolayı tüm çevrelere teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya ziyaret edende 20 Mart idi. O zaman biz de geldik Ukrayna'da, bütün durum ne kadar ciddi olduğunu bizim Sayın Cumhurbaşkanımız anlattı. Özellikle ben birkaç kişi de getirdim bu bölgelerden, savaş bölgesinden. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizim sonsuz teşekkürümüz var. Çünkü milletimize 20 Mart'ta tarihimizde yeni bir sayfa açıldı.
O sayfayı bizim Sayın Cumhurbaşkanımız açtı. Bizim milletin duası her zaman hem Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde olacak, hem de Türkiye devletimizin üzerinde olacak, hem de bütün buradaki bugün vekillerimizin, valimizin, kaymakamımızın, belediye başkanlarımızın, bütün burada Erzincan'da yaşayan bütün bizim kardeşlerimizin üzerinde olacak inşallah. Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ise konuşmasında soydaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz diye konuştu. Yaklaşık 71 yıldır vatan hasreti çeken, çeşitli zulümlere maruz bırakılan, defalarca sürgün edilen ve sıkıntılar içerisinde yaşamlarını idame ettiren Asikalı soydaşlarım, yurdunuza ve öz vatanınıza hoş geldiniz. Yıllarca çekmiş olduğunuz vatan toprak hasreti çileniz, bundan bir yıl kadar önce kimsesi derin kimsesi olan çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla son buldu, kuracak. Rus işgali altında kalan, eğitimlere engellenen ve dini eğitimlerine müsaade edilmeyen, iletişimden yoksun bırakılan, sevdiklerinden ayrı bırakılan, yollarda hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerimizin tüm dertlerine ayrı ayrı derman olmak için başbakanımızla birlikte bizler de ant içtik ve affettik. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Ahıskalılara yönelik yaptığı konuşmada, bu şehrin insanları acının, çilenin ne demek olduğunu iyi bilir. Sizler burada misafir değil, ev sahibisiniz dedi. Anadolu toprakları gerçekten sadece ağızda Türklerine bağrını açmadı. Anadolu toprakları son 14 yılda zulüm altında olan Suriyeli, Iraklı, Lübnanlı, Afganistanlı Müslüman kardeşlerimize de bağrını açtı. Ruslar Ağızkalı Türk kardeşlerimize zulüme başladığı zaman şöyle söylediklerini ben okudum. Gökyüzündeki hilali yere indirebilirsiniz ama minarenin ucundaki hilali asla yere indiremezsiniz dediler. Kardeşlerim, rahat olun, huzur içinde olun. Bu şehir Medine'nin vakfiyesidir. Bu şehrin insanları acının ne demek olduğunu, çilenin ne demek olduğunu, sıkıntıların ne demek olduğunu en iyi bilen şehirlerden bir tanesidir. O nedenle sakın ola ki kendinizi misafir olarak görmeyin burada. Sizler gerçek ev sahiplerisiniz. Başınız daraldığı zaman Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, saygıdeğer bakanımız, belediye başkanlarımız, hepimiz sizin elinizdeyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ardından konuşan AK Parti Erzincan milletvekilleri Sabahattin Karakelle ve Serkan Bayram birlik beraberlik mesajları verdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde Ağızkalı kardeşlerimizin Türkiye'ye gelişiyle Erzincan'ımıza, Üzümlü'mize gelişim törenine de bulundum. Çok onurlandım. Bir ensar olarak emin olun o kadar duygulandım ki insanların öz yurduna, kardeş ruhuna, yurduna gelmesi bizi ziyadesiyle memnun etti değerli kardeşlerim. Sizlere zulmeden zihniyet bizim Güneydoğu'muzda da, oradaki kardeşlerimize de, Suriye'deki Müslüman kardeşlerimize de zulmeden zihniyetle, zihniyetin ta kendisidir. Dünya beşten büyük diyen kurucu genel başkanımız, bizim davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan başımızda olduğu müddetçe de emin olun Türkiye'nin ve Türk milletinin sırtı yere gelmeyecektir. Kimse sizlerin kimsesi olan mazlumların, mağdurların,
inançları, kültürleri, dilleri, dinleri ne olursa olsun onların sesi ve nefesi olan Filistinlinin, Gazze'linin, Myanmarlı'nın, Arapanlı'nın, Mısırlı'nın, Suriyeli'nin, Gazze'linin sesi ve nefesi olan ve bugün burada buluşma ve kaynaşma gecesinde tanışacağımız bizim Orta Asya'dan gelirken orada bıraktığımız Ağızkarlı Türklerimizin de sesi ve nefes olan davamızın kurucusu, davamızın lideri Sayın Cumhurbaşkanımız ve ondan hizmet bayrağını devralan Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun bu sese kulak vererek sadece Ağızkarlılara mı biraz önce çok değerli milletvekili kardeşim ifade ettiler. O da sadece Suriye'den gelen 2,5 milyon kardeşimiz daha var. Evet, o sese kulak verdiler. Bugün çok şükür biz bir hasreti oluşturduk. Bakınız, sadece kısa bir tarihçedir. Anadolu'nun doğu bölgesinde, doğu kısmında Ağızka bölgesi vardır. Ağızka kardeşlerimiz orada 250 yıl yaşamışlardır. En son 1821 yılında yapılan Edirne Anlaşması'yla ne yazık ki Ağızkalı Türk kardeşlerimiz o bölgelerde Rusya'da kalmışlardır. Sürgünler 1830'lu yıllarda devam etmiş, en son 1944'lü yıllarda ve günümüze kadar tüm Ağızkalı kardeşlerimiz dünyanın çeşitli illerine sürgün edilmişlerdir. Ama şunu ifade edeyim, hicret sünnettir. Hicret sünnettir. Oralarda Rusya'nın zulmü karşısında hayatlarını kaybedenler Allah'ın izniyle alemlere rahmet, insanlığı da İslam'a davet olarak gönderilen yüce peygamberimizle buluşacaklardır. Erzincanlı, Güzümürlü kardeşlerimiz Ensar ve Muhacir'in ilişkisini başlatmışlardır. Onlara teşekkür ediyorum. Tek suçları Müslüman ve Türk olmak olan Ağızkalı soydaşlarımıza, kardeşlerimize evimizi ve gönlümüzü açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haksızlığa ve zulme, baskılara boyun eğmeyen Ağızkalı kardeşlerimizi Şehrican'da, Erzincan'da ağırlıyoruz. Bizimle aynı dili konuşan, aynı türküleri söyleyen, aynı kıbleye secde soydaşlarımızı şehrimizde ağırlamanın sevinci içerisindeyiz. Böyle bir fırsatı bize verdiği için ve bu konuda çaba gösterip Ağızkalı kardeşlerimizi buraya gelmesine temin ettiği için geçen sene bu işi başlatan DATÜP Başkanı Ziyaettin Bey'e ve Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir mutluluğu yaşattıkları için özellikle ve özellikle teşekkür ediyorum. Erzincan'ın vatandaşlarımız, kardeşlerimiz geçmişte olduğu gibi şimdi de bilet yüzleriyle, yardım sevecekleriyle misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamışlardır. Çünkü Erzincanlı kardeşlerimiz mağdur olmanın, mazlum olmanın ne demek olduğunu biliyoruz. AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Yeni Hayat Kanserle Mücadele Derneği'ni ziyaret etti. Bayram, derneğe destekte olacaklarını ifade etti. AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Yeni Hayat Kanserle Mücadele Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Hülya Akpınar ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Bayram, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Yeni Hayat Kanserle Mücadele Derneği'nin yanında olduğunu ve desteklerini sürdüreceğini belirterek, yaptıkları çalışmalardan dolayı dernek üyelerini tebrik etti.
Kanserle Mücadele Derneğimizi ziyaret ediyoruz. Çok güzel bir dernek merkezimiz oldu. Hülya Hanım ve ekibine, yönetimine de başarılar diliyorum. Her zaman yanlarındayım. Rabbim tabii öyle bize hastalıklar nasip etmesin ama devasız da dert vermesin. Hayatta yaşıyoruz. Her türlü risklerle karşı karşıyayız. Hakkıyla, layıkıyla da bu ülkede, bu dünyada da yaşayıp ahirete gitmeyi Rabbimize nasip etsin. Netin sonucu ölüm. Ama rahat, güzel yaşamak en güzeli. İnşallah mücadelemize, gençlerimize, geleceğimiz neslinde en iyi şekilde huzur mutlu yaşaması. Şu anda da yaşayan vatandaşımın huzuru için mücadele ediyoruz. Ben Hülya Hanım'a, ekibine her zaman başarılı bir dernek çalışması diliyorum. Ben başaracaklarına da eminim. İnşallah 5'inde de 5 Şubat'ta da açılışımız var. Gelmeye çalışacağız. Evet değerli izleyiciler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan İl Koordinatörlüğü tarafından İPART 2 lansman programı düzenlendi. Programda kurumun çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan İl Koordinatörlüğü tarafından İPART 2 lansman programı düzenlendi. Programa Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, AK Parti Erzincan Milletvekili Sabahattin Karakelle, AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan İl Koordinatörü Melih Bekdağ, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş, İl Koordinatörlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Nisan ayında kuruldu. Kuruluşumuzu ayarladık. Avrupa Birliği'nden akreditasyon yetkilerimizi 2013 Ocak'ta aldık ve 2013 Ağustos'tan itibaren de proje kabul etmeye başladık. Erzincan'da şimdiye kadar 65 tane İPART projemizin yatırımı bitti ve hibe ödemesini fiili olarak yaptık. Bu 65 projemizden 5 tane büyükbaş sütüreten ve Erzincan'da ilk kez şu anda aktif olan 500 baş Halep keçi işletmesi, 15 tane büyükbaş et üreten işletmemiz, 2 tane 50 biner başlık broiler işletmemiz, 1 tane et işleme parçalama, 2 kırsal restoran, 2 kırsal otel ve yine bölgemizde ilk olarak uyguladığımız bir tane aquapark ve 36 tane arıcılık işletmemiz. Bu işletmelerimize uygun yatırımı 41 milyon 193 bin lira olup 2015 sonu itibariyle 25.400 lira hibesini fiili olarak ödedik. Yatırımı devam eden ve tamamlanma aşamasında olan 14 projemiz daha var. Ki bu 14 projemizden 11 tanesi büyükbaş süt üreten işletme, yine 1 tane büyükbaş et üreten işletme, yatırımı devam eden kırsal restoranımız var ve Erzincan Damızlık Birliği'mizin modernizasyon projemiz var. Yatırımı devam eden bu 14 projemizin uygun yatırım tutarı 26 milyon lira. Nasip olursa 2016 ilk yarısında hibe ödemelerinde bunların yapacağız. Tarım Teşkilatı'ndan geldiğini belirten Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise çalışmalarından dolayı kurum personeline teşekkür etti. Türkiye'de tarım ve hayvancılık maalesef istediğimiz bir düzeye bugüne kadar gelmedi. Ben uzun yıllar Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan bir kardeşiniz olarak 2005 yılında oradan emekli oldum. Ve hayvancılığı geliştirme projesinde de uzun yıllar çalıştım. Orada çalıştığımız süre içerisinde yine Dünya Bankası katkılarıyla hayvancılığı ve tarımı geliştirmenin yolları aranmıştı. Ancak o dönemde Türkiye öyle bir kıskanca alınmıştı ki faizler, projelere uygulanan faizler %70, %80'ler civarındaydı. Ve projeye konan hayvan alımlarının mutlak surette Avrupa'dan alınması şartını koymuşlardı.
O nedenle hem faizlerin, girdilerin, yem girdilerinin yüksek olması nedeniyle çiftçilerimiz bu projelerden yeteri kadar istifade edemedi o dönemlerde. Ve uzun yıllar bu işletmeler ayakta kalamadı ve sonunda kapanmak zorunda kaldı. Burada üzerinde durmamız gereken konu öncelikle yapılan projelerin, bu nasıl olsa hibe bir proje, hibe bir para, alırız, kullanırız, sonu da ne olursa olsun dememek gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu projelerin mutlak surette sonuna kadar denetlenmesi, sürdürülebilir olması ve Türkiye ekonomisine ciddi manada katkı sağlamasını öngörmeliyiz. AK Parti Erzincan Milletvekili Sabahattin Karakel ile yaptığı konuşmada AK Parti iktidarı ile birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınma Birlikleri aracılığı ile önemli icraatlara imza atıldığını dile getirdi. Tarımda, hayvancılıkta, kırsal kalkınmada özellikle bugüne kadar hiç yapılamamış, düşünülememiş projeleri ele aldık. Bunlardan en önemlisi tarımsal ve kırsal kalkınma birliklerini kurduk. Onu da 4 Mayıs 2007 yılında 6548 sayılı yasayla bunu kurduk. Bizim ilimizde biz biraz geç kaldık. Bizim ilimizde de 2012 yılında bu birlik faaliyete geçti. 2013 yılında da projeleri kabule başladı ve devam ediyor. Bakınız, gerek Avrupa Birliği ülkelerinde gerekse kalkınmaya namzet olan tarımda geri kalmış ülkeler arasında biz özellikle de bu yasayla da birinci sıralarda yer aldık. Bu kanunun getirisi şuydu. Gerek Avrupa Birliği ülkelerinden, gerekse de çeşitli Avrupa kuruluşlarından temin edilecek hibe kredilerinin bu kapsamda kullanılması. Biz yine de Erzincan olaraktan biraz önce slaytlarda da izledik. Çok şükür bir mesafe aldık. Ama yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Ülkemiz kırsal kalkınma hamlesini gerçekleştirmek için birçok hibe programlarıyla vatandaşlarımıza kendi işini kurma imkanı sağlamaktadır. Kırsal kalkınma hamlesinde üreticilere gerek kamu gerekse Avrupa Birliği kaynaklarıyla destek sağlıyoruz. İnanıyorum ki güzel projelerle dünya piyasasına açılma hedefine birlikte ulaşacağız. Çiftçilerimize desteğimizi geçmişte olduğu gibi şimdi de yarın da sürdüreceğiz inşallah. 2023 hedeflerine emin adımlarla ulaşmak için kaynaklarımızı heba etmeden halkımızın hizmetine titizlikle sunacağız. Erzincan'ın selameti, huzuru, refahı için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimize hizmet aşkıyla çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Şehrimizin kalkınması için yapılan bütün teşebbüslerde her zaman vatandaşımızın yanında olacağız. Tarım teşkilatımızla ve ilgili odalarımızla yeni markalar oluşturmak için birlikte hareket edeceğiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ama bunun yerine ben yine diyorum, sözümdeyim, size yeni yeni projeleri biz üretip onları size sunmalıyız. Bunlardan ziyade. Evet değerli izleyiciler, Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması operasyonunda aralarında İliç Milli Eğitim Müdürü ile bir ilkokul müdürünün de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması operasyonunda aralarında İliç Milli Eğitim Müdürü ile bir ilkokul müdürünün de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Erzincan'ın İliç ilçesinde bugün sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda İliç Milli Eğitim Müdürü YY ile 23 Nisan İlkokulu Müdürü RK gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında Ankara, İstanbul, Eskişehir, Van, Ağrı ve Sivas illerinde de 6 kişi yakalandı. Adresinde bulunmayan bir kişi ise aranıyor. Gözaltına alınanların 2012-2013 eğitim öğretim yılında sosyal destek programı SODES tarafından desteklenen 118 bin TL bedelli Benim de Bir Şansım Olsun projesinden elde edilen geliri FETÖ örgütüne aktardıkları iddia edildi. Değerli izleyiciler, Erzincan merkeze 5 kilometre yakınlıkta bulunan beldelerin Erzincan Belediyesi'ne bağlanması için belediye meclisi kararı alındı. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy bu belediyelerin daha iyi hizmet alacağını söyledi. Birçok hizmeti Erzincan merkezden alan ve Erzincan merkeze 5 kilometre yakınlıkta bulunan beldelerin Erzincan Belediyesi'ne bağlanması için belediye meclisi tarafından karar alındı. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy bu belediyelerin daha iyi hizmetler alacağını ifade etti. Belediye, merkez belediyenin çevre beldelerle olan uzaklığı 5000 metrenin altındaysa, yani 5 kilometrenin altındaysa, merkez belediye meclis kararıyla bunu bağlama hakkına sahiptir. Tabii bunun belli kuralları var. Biz bununla ilgili daha önce çeşitli platformlarda görüş ve düşüncelerimizi açıklamıştık. Burada bizim şehrimizin geleceği adına, beldelerimizin geleceği adına ben gecikmiş bir karar olarak görüyorum bunu. Çünkü beldelerimiz şehirle artık entegre olmuş, ulaşım yönünden entegre olmuş, eğitim yönünden, ticaret yönünden, imar yönünden artık birbirine girmiş, iç içe girmiş duruma gelmiştir. Bu nedenle bizim yapacağımız sadece ve sadece bu kararı almaktı. Mecliste biz bu konuyu gündeme getirdiğimizde muhalefet meclis üyelerimiz de dahil oy birliğiyle biz bu kararı aldık ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapmış olduğumuz değerlendirmeler, vatandaşlarla yapmış olduğumuz değerlendirmelerde gerçekten gecikmiş bir karar olduğunu, bir an önce şehir bütünlüğünün sağlanması açısından, geleceğe yönelik planlamalar, yatırımlar açısından elzem olduğunu herkes kabul ediyordu. Biz de bu doğrultuda hemşehrilerimizin isteği doğrultusunda karar aldık. Siyasilerimizin görüşlerini aldık. Sayın Bakanımızın görüşlerini ve onun talimatlarını aldık. Bu doğrultuda da kararımızı verdik. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bunu bir süreçtir. Yani daha sonra biz valiliğe sunacağız raporlarımızı. Valilik İçişleri Bakanlığı'na gönderecek. İçişleri Bakanlığı Danıştay'ın vereceği karar doğrultusunda beldelerimizi bağlamış olacağız. Evet, Erzincan'da domuz gribi vakası. Sayın seyirciler, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Mengücek Gazi İtim Araştırma Hastanesi'ne başvuran hastada H1N1 virüsü tespit edildi. Hasta domuz gribi şüphesiyle Erzurum'a sevk edildi. Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle gece saatlerinde Erzincan Mengücek Gazi İtim Araştırma Hastanesi'ne gelen 64 yaşındaki hastada yapılan kontroller sonunda H1N1 virüsü tespit edildi. Hasta elde edilen tanı üzerine domuz gribi tanısıyla ambulansla Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası 5-7 Şubat 2016 tarihleri arasında Ergan Dağı'nda yapılacak. Yarışmaya katılacak sporcular çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası Dağ Kayağı Yarışması Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde yapılacak. 5-7 Şubat tarihleri arasında yapılacak şampiyona için sporcular çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyona ile ilgili açıklama yapan Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Etkik Başkanı Yılmaz Ünal şampiyona hakkında bilgiler verdi. Dünya Dağ Kayağı Federasyonu'nun uluslararası düzeyde bir dağ kayağı yarışması. Bizim amacımız 2018 Dünya Şampiyonası ve Kupası'nı ülkemize getirmektir. Dağcılık Federasyonu olarak yaptığımız 2013 yılındaki burada uluslararası değerlendirme yarışını yaptık.
Değerlendirme yarışından sonra bu sene ve gelecek sene Dünya Dağ Kayağı Federasyonu onaylı yarışını yaptığımız takdirde 2018'de nasip olursa Dünya Şampiyonası veya kıtalar arası şampiyonası buraya getirme şansımız olacak. Federasyon olarak, Dağcılık Federasyonu olarak yaklaşık bu 2007 yılından beri bu yarışmaların ülkemize özellikle Erzincan Ergın Dağı'na getirmek için bayağı uğraşımız oldu. Ben aynı zamanda Dağcılık Federasyonu'nun Dağ Kayağı Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyesiyim. Ve bildiğiniz gibi Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık Ses Kurulu'na başkanlığını yapıyorum. Amacımız ülkemize özellikle de memleketimizde bu Ergan Dağı'nda Ergan potansiyeli oldukça bu yarışmalar için yüksek bir potansiyele sahip bu yarışmaları yapmaktır. Sevindirici bir tarafta ülkemizde tescilli uluslararası dağ kayağı yarışmasına tescilli olan Dünya Dağ Kayağı Federasyonu'nca sadece Ergan Dağı var. Bunu biz yazın teknik elemanı getirdik, tescillendirdik. Bu da ülkemiz için büyük bir şanstır. Bu demektir ki ileride dünya şampiyonası olursa tek yapılacağı yer burası olacaktır. Önemli olan Ergan Dağı'nı uluslararası düzeyde tanıtmaktır. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Umarım Ergan bulunduğu potansiyeli en kısa zamanda yakalar. Ergan Dağı'nın kıymetini geçen 2013 yılında buraya gelen Dünya Dağ Kayağı Federasyonu Luis Lopez Ergan Dağı'na hayran kaldı. Burası daha çok iyice dünya şampiyonlarına ev sahipliği yapacak bir dağdır. Yeter ki bunda karamsar olmayalım. Ergan Dağı'nın geleceği oldukça ümit vaat ediyor. Hocam peki bu yarışmaya Erzincan'dan katılacak sporcular var mı? Veya Erzincan'daki gençlerin dağ kayağına ilgisi nasıl? Yani bu branşa olan ilgisi nasıl? Yeni yeni yetiştirmeye çalışıyoruz kulüp olarak. Şu gördüğünüz gençler Erzincan'ın gençleri. Yarışma esnasında Sarıkamış'tan, Kars'tan, yurt dışından gelecek yarışmacılarla beraber kesin bir sayı veremiyoruz ama oldukça bir kalabalık olacağı benziyor. Değerli izleyiciler, sırada hava durumu var. Erzincan ve çevresinde yarın için beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan ve çevresinde kar yağışı bekleniyor. En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan 0-5, Erzurum -8-2, Sivas 0-4, Elazığ -2-2, Malatya -2-3, Bayburt -3-2, Tunceli -1-2, Gümüşhane 0-4, Giresun 7-9 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Ihlamur Eczanesi. Ihlamur Eczanesi bir nolu sağlık ocağı karşısında. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro açılış kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 3,10, satış 3,65, euroda alış 3,220, satış 3,270. RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı bir haber bülteninin daha sonuna geldik. Bir başka haber bülteninde o günün gündemiyle aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.